dostumuz. Bizim bizden başka yoktur dostumuz. Bu bayraktır, bu vatandır, bu millettir, bu ezandır, bu Kur'an'dır bizim aşkımız. Bu ezana, bu Kur'an'a, bu vatana hizmettir bizim meşkimiz. Bu kıymetli şeylerimize el uzatanlar olursa o zaman uğrar onlar üzerinde bizim hışmımız. Bizi Çaldıran'dan tanırlar, Malazgirt'ten tanırlar, Kosova'dan tanırlar, Çanakkale'den tanırlar, Dumlupınar'dan tanırlar, Sakarya'dan tanırlar. Aynı zamanda 15 Temmuz'dan tanırlar, Afrin'den tanırlar. İşte bizim liderimiz uzun adam. Ben bu siyaset sahnesine idam gömleğimle giydim de çıktım diyen bir mensubun mensuplarıyız. İşte böyle bir lidere destek vermek üzere bugün 40 küsür tane milletvekili adaylarımıza arkasında olduğumuzu teyit ediyoruz. Onlara bu cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Güçlü bir alkış istiyoruz hepinizden. Değerli seyirciler, tabii siyaset ısındı. Yerel seçimler bütün hızıyla devam ediyor. Sabri Sabun'la memleket meselesi normalde haftanın bir akşamı, çarşamba akşamıydı. Bugün gündüze dair olmak üzere konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Bugün Dalaman'ın sevilen simalarından büyüğümüz, değerli büyüğümüz Musa Doğan abimizle beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ olun, sizlere sormalı. Abi de hitap edeceğim. Musa abi, biz sizi siyasi anlamda tanıyoruz, meclis üyeliğinizden tanıyoruz. Evveliyatında ilçe başkanlığınız var. Böyle bir sırayla önce Musa Doğan kimdir, nerede doğdu, hani bir kısa köy ederiz ya. Bir kendimizi takdim edelim lütfen seyircilerimize. Teşekkür ediyorum. Ben 1950 yılında Dalaman'ın Elcik köyünde, zamanında Köyceğiz'e bağlı idi fakat ilçe Dalaman olunca Dalaman'a bağlı olduk. 1962-63 yılında ilkokulu bitirdim. Isparta Gönen İlköğretmen Okulu'nu kazandım. Fakat ailemin yeterli bütçesi olmadığı için o günün şartlarında okuyamadık. Kader bizi 72 yılında askerden geldim. 73 yılında SEKA'ya, fabrikaya girdim. Sırasıyla ilk önce okul aile birliği, daha sonra sendika üst kurul üyeliği, sendika baş temsilciliği yaptıktan sonra 1992 yılında emekli oldum. 89 yılında Anavatan Partisi'ne aynı zamanda üye oldum. Hem yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Yıllarca Dalaman'da belediye başkanlığı yapan Şevket Durmuş'la beraber yaklaşık 10 yıl beraber çalıştık. En son bir yıl Anavatan Partisi'nde ilçe başkanlığım oldu. Daha sonra 2003 yılında Şoförler Odası başkanlığına aday oldum. Az bir farkla seçimi kaybettim. 2004 yılında AK Parti'den il genel meclis üyesi seçildim. O zaman da seçildikten sonra bütün köylerimize özel idareden öyle yatırımlar aldık ki biz 2004 yılında il genel meclis üyesi seçildiğimizde Dalaman İl özel idaresinden almış olduğu, 22 yılda almış olduğu miktar 2 trilyon. Kaymakamlık evi, kaymakamlık arabası dahil bunların içinde. Biz 3 arkadaş il genel meclis üyesi olarak seçildik. 5 yılda 55 trilyon yatırım alarak bütün köylerimizin içme sularını, sulama sularını, düğün salonu, parka taşı, aklınıza gelen her şey. Nasıl başardınız bunu? Hem de bütün 16 köyümüz varsa 16 köyümüze de
bunu eşit miktarda dağıttık. Biz iktidara geldiğimizde bir hamle televizyonunda bir program yapıldı. O zaman aynı zamanda ben plan bütçe komisyonu başkanı oldum. Tabii cahil halimizde bizi plan bütçe komisyonu yaptılar. Tabii ki bizim o zaman asfalt oranımız %18'di. Bodrum'un ortacağının %80, %90'lardaydı. O zaman ben plan bütçe komisyonu başkanlığı yaptığım sırada bana söylediler ki Adalet ve Kalkınma Partisi bir mensubu olarak çok adaletsiz bir bütçe yaptınız diye bize serzenişte bulundular. Açık oturumda ben de aynen şunu söyledim. Değerli arkadaşlar, birçoklarınız o meclislerde, bu toplantılarda vardınız. Bu kararları siz kendiniz geçirdiniz. Dalaman'ın asfalt oranı %18 iken sizin gönlünüz nasıl razı oldu da Bodrum'u %90, Ortaca'yı %80 yaptınız? Biz sizin yapmış olduğunuz adaletsizliği ortadan kaldırmak için böyle bir bütçe hazırladık. Keşke siz bize böyle bir bütçe hazırlama zaruretine bırakmasaydınız diye serzenişte bulunduk. Ondan sonra 2006 yılında AK Parti'de ilçe başkanı olarak atadılar. Genel merkezimiz tarafından atandım. 2009 yılına kadar devam ettim. Kendi isteğimle istifa edip ayrıldım. Bir sezon boş durduktan sonra, bir 5 yıl boş durduktan sonra arkadaşlarımız tekrar bizi belediye meclis üyesi olarak tekrar çağırdılar. Tabii biz kendimiz istemedik. Dalaman'ın insanları istedi. 2014-2019 arasında belediye meclis üyesiydim Dalaman'da. Ben bütün yapmış olduğum işleri sadece birer dönem yaptım. İlçe başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği. Aklınıza ne gelirse hepsini birer dönem yaptım. Neden böyle? Kader öyle istedi. Kader öyle istedi. Tabii ki Dalaman'a gerçekten bütün köylerimiz beni tanır. Dalaman insanları tanır. Ben öncelikle Dalaman'ın güzel insanlarına buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizi 25-30 seneden beri bağrılarına bastılar. O insanların hepsini seviyorum. Bizimle beraber çalışan valimizden tutun da başta kaymakamlarımıza, buradaki bütün bürokratlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Onların bizde çok emekleri vardır. Çok başlarını ağrıttık. Sebebi ise bu insanlara hizmet edebilmek için kendi adımıza değil, bir başkalarına hizmet edebilmek için başlarını çok ağrıttık. Ama ağrıtmaya devam edeceğiz. Ama onlara da buradan çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar çalışmış olduğum belediye başkanlarına, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, il genel meclis üyesi arkadaşlarıma, bütün valilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara saygılar sunuyorum. Şimdi Musa Doğan olarak bu süreç bitmiyor. Hala enerjiksiniz, görevdeyim diyorsunuz ve yeni bir vizyonla, yeni bir bakış açısıyla tekrar göreve talip oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Taşbaşı Mahallesi muhtar adayıyım diyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Hayırlı olsun diyelim. Neden Taşbaşı? Ve Taşbaşı ile ilgili bilen var, bilmeyen var. Siz de bildiğiniz kadarıyla lütfen bize mahallemizin nüfus oranı nedir? Sokak sayısı nedir? Şu ana kadar yapılan hizmetler nelerdir? Eksik gördükleriniz var ki bir şeylere talip oluyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde seyircilerimizle paylaşalım isterseniz. Teşekkür ediyorum kardeşim. Şimdi ben ilk önce söylemiştim, Elcik köyünde doğdum diye. Taşbaşı'da Elcik'ten ayrılma bir mahalle. Babamın mekanı, tarlası, tokadı hepsi Taşbaşı'nda bulunuyor. Taşbaşı'ndaki insanlar benim belediye meclis üyeliğini bırakacağımı duydukları zaman, arkadaş bugüne kadar Dalaman'ın tamamına hizmet ettin. Bize hiç olmazsa bir 5 yıl bize bir muhtarlık yap, bize hizmet et diye serzenişte bulundular. Çok güzel. Toplandı arkadaşlar. Ben de onları kıramadım. Onların ricasıyla Taşbaşı köyüne muhtar adayı oldum. Şimdi köyümüzün eksikleri
İnsan yaşadığı sürece eksik bitmez. Ama bugün gerçekten zaruri olan yollarımızın durumu malum eksik. Biz kendimiz içme suyunu getirdik, sulama suyu olan yerlerdeki bütün sulama sularını getirdik. Ama şu anda park ataşlarımız çok eksik. Dar yollarımız var. Mahallemiz 4-5 sokak var. Yani eskiden mahalleydi, şimdi sokak ismi oldu. Şimdi bu sokak dediğimiz yerler hepsi bir mahalle. Evet. Bir Elmacık Mahallesi var, bir Göğüs Mahallesi var, bir Çalardı Mahallesi var, bir Taşbaşı Merkez Mahallesi var. Bu eski mahalleler sokak ismini aldı. Ama bir Taşbaşı Merkez'le Elmacık sokakta bizim ihtiyacımız olan sıcakta, yağmurda, yaşta bir düğün salonuna ihtiyacımız var. Bu düğün salonunu mutlaka yapmamız gerekiyor. İnsanlar bunu gerçekten istiyor. Şimdi bizim yöremiz turizm yöresi. Turizme elverişli bir yer. Yayla turizmine çok alverişli bir yer. Hele Çalardı Mahallesi var. Soğuk suları var. Güzellikleri var. Ama bu güzellikleri sergileyecek bir aktiviteye ihtiyaç var. Bunu da şey yapacak olan, önderlik yapacak bir lidere ihtiyaç var. Biz bunu Allah'ın izniyle buradaki belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla, valilerimizle gereken çalışmaları yapıp bu güzel insanlara bu hizmeti sunmak bizim görevimiz. Biz Dalaman'ın halkına mal olmuş bir insanız. Ama ben Dalaman Taşbaşı muhtarı olabilirim ama Dalaman'da yaşayan insanların da benim üzerimde hakları vardır. Onların da bana bir ihtiyacı düştüğünde gece gündüz, yani gün batımından gün doğumuna değil, akşamın karanlığından, gecenin nısfı değilinden, sabahın seherine kadar bu Dalaman halkının emrindeyim. Çok güzel. Musa, biz sizin bu sürecinizi yakından biliyoruz. Konuşma üslubunuzu, başarınızı. Şimdi karşı taraftaki de dolu dolu konuşunca biz de susuyoruz. Estağfurullah. Normalde biz konuşuyoruz. Şimdi tabii zor bir süreç bu. Hani ben yapacağım diyorsunuz, yola çıkıyorsunuz, beyanlarda bulunuyorsunuz. Sonrasında da halkınız, sizi muhtar yapan insanlarımız dönüp hadi muhtarım diyor. Meşakkatli bir süreç bu. Ama onu ben layıkıyla başaracağınıza inanıyorum. Çünkü zaten bir devlet terbiyesi almışsınız. Bir kaymakamla nasıl konuşuluyor, valiyle nasıl konuşuluyor, gelen milletvekilleri nasıl o an kucaklanıp gel kardeşim bu sorunum var sayın vekilim diyebilecek çaptasınız. Eminim bu hayallerinizi, ideallerinizi layıkıyla yerinize getirsiniz diye düşünüyorum. Sabih Bey kardeşim, Doruk Türk. Türk. Habere de gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi her şeyden önce biz o insanlara hizmet için seçilmişiz. Ben kendi adımı, kendimi temsil etmiyorum bir makama geldiğim zaman. Beni seçen insanları, köyümü, mahallemi, ilçemi temsil ediyorum. Ben her şeyi istemekte gayet haklıyım. Vatandaş her zaman haklı. Vatandaş kendisine hizmet edilmesi için devlete gerekli vergisini ödüyor. Bu verginin karşılığında belediyeler de bu insanların nüfus oranına göre İller Bankası'ndan kendi adlarına paralar yatırılıyor. Bu paraları almak, mücadele etmek de orada seçilen muhtara, belediye meclis üyesine aittir. Eğer bu insanların siz haklarını aramazsanız güme gider. Ben o insanların hakkını hakkıyla arayacağıma canı gönülden inanıyorum. Aradıktan sonra da, hak arandıktan sonra da ama valimiz, ama kaymakamımız, ama belediye başkanımız, ama belediye meclis üyeleri bunları, ama siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz bunları vermek zorundadır. Ben kendi adıma hiçbir şey istemem. Ben köyümün adına isterim, halkımın adına isterim. Siyaset kendini bir yere çıkarmak için bir araç değil, insanlara hizmet için bir amaçtır. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiği zaman toplanmış bir kalabalık, bir müdahi çıkmış demiş ki bugünkü spiker: ey Mısır'ın valisi, Mısır'ın sultanı, Mısır'ın sahibi, hoş geldin, sefa geldin diye
Anas edince o büyük Hakan çıkmış demiş ki ben Mısır'ın ne Hakanıyım, ne Sultanıyım, ne sahibiyim. Ben olsam olsam Mısır'ın kölesi, siz insanların da hizmetçisi olurum demiş. Bizler ki bir muhtar neyimiz var? Biz bu insanların hizmetçisiyiz. O insanlara hizmet için gerekirse kaymakamı da rahatsız ederiz, valiyi de rahatsız ederiz, belediye başkanı da rahatsız ederiz. İcab ederse sizin gibi değerli dostlarımız Haber Türk, Doruk Türk televizyonda rahatsız ederiz. Arkadaş gel bizim memleketimizde şöyle bir sorun var, bunu kamuoyuyla paylaşalım diye. Gerçekten sizin gibi insanlara da ihtiyacımız var. Örneğin bizim köyde bir trafa bak, muhtara kaç kere söyledim. Sayın kaymakamımıza bunu yazı yaz dedim. Eğer bu trafa göçerse, buradaki insanlar bir tanesi ölürse bu mesuliyetten kurtulamazsın dedim. Bir gün sizi davet ediyorum. Çekelim orayı. Memnun etme. Ve dediğim doğru mu yanlış mı görürsünüz. Şimdi medya bazen sevilir, bazen nefret edilir. Biz doğrucu da oluruz. Buradan haliyle yayın yaptığımız için devletin kolluk kuvvetleri de izliyor, kaymakamımız da izliyor, valimiz de izliyor, zaman ayırıyorlar. Ve not almaları gerekiyor. Burada çünkü bir beyanlar söz konusu. Örneğin dün Demokrat Parti adayı Sayın Beyhan Korkut'u konuk aldık. Ben bilmiyordum. Orada enteresan bir konuya değindi. Atatürk Caddesi'nde hemen şehitler anıtımız var. Sağlık Bey dedi, akşam dedi, lütfen gidin dedi belli bir saatten sonra. Orada dedi, bira şişelerini göreceksiniz dedi. Nahoş bir ortam dedi. Şimdi içki içen Allah Allah kendi arasında. Kullanırsın kullanmazsın o başka bir konu. Fakat orada yapılıyorsa burada bir sıkıntı var. Şimdi bunun da sorunları var değil mi? Evet. Denetlemesi gereken, görevini yapması gereken kurumlar var. Kimdir? Asayiş'tir. Asayiş'in başında müdürü vardır. Müdürün bağlı olduğu bir kurum vardır. Kaymakamlık vardır. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımız, devletin sorumluları da bunu not alıp bu programın bir yere varması için gereğini yapmaları gerekiyor. Siz de şimdi bizi davet edersiniz. Memnuniyetle, bu bizim görevimizdir. Geliriz, çekeriz, sizle beraber anonsumuzu yaparız ve bunun takipçisi oluruz. Zaten o zaman atanmışla seçilmiş arasındaki sıkıntılar da ortadan kalkar. Her şeyin birisi ucundan tutarsa, değil mi? Dalamak çok daha güzel olur. O noktada ben düşünceleriniz için çok çok memnun oldum. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Muhtar adaylarımızla biz hiçbir problem yaşamıyoruz. Gayet rahat konuşuyoruz, gidiyoruz, sorunları çekiyoruz. Nedense şu ana kadar bir muhtarımız maalesef, burayı bilmeyen yok ama konuk olmadı. Şimdi ben buradan yine davet ediyorum, muhtarlarımızı da davet ediyorum. Gelin değerli arkadaşlar, sizler de şu ana kadar Dalaman için ne yaptınız? Bir çivi mi çaktınız, bir tane kiremit mi koydunuz? Sizler de bu beyanlarınızda bulunun ki Dalaman daha ileri noktalara taşınsın. Benim de naçizane ricam bu. Efendim, bir şey kafama takılıyor. Sizi tenzih ediyorum. O kültürünüz olduğundan dolayı. Şu an muhtarlık bir belli bir ücretle yapılan 5 yıl hayatını idame ettirmek için bir meslek kolu olarak görülmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara özel göstermiş olduğu ilgiden dolayı, yani Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar muhtar kanalıyla ulaşmak için yapmış olduğu bir proje ve külliyeye davet etmelerinden dolayı bir cazibe merkezi haline geldi bu kurum. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz ev hanımından tut sanatçısına kadar bir mahalle için minimum 8-10 aday çıkıyor. Her biri bir şeyler söylüyor, onu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Olmayan bütçeyle ve sizin üslubunuz gibi konuşmadan ben yapacağım, ben edeceğim şeklinde biz de herkese kapımızı açıyoruz. Ama bunları da düşünmek lazım. Yani senin bütçen yok. Sizin az önce buyurduğunuz gibi siz bir aracı kurumsunuz. Bunu
yapması gereken asıl sorumluluk insanı olan kişilere amiyane tabirle yaptırmaya çalışıyoruz. Doğru mu ben? Görev bu. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu aday çokluğuyla alakalı? Şimdi o konuda gayet haklısınız. Ama bizim öyle bir düşüncemiz yok. Siz deniz ettim zaten. Şimdi biraz önce medya ile ilgili bir şeyler konuştunuz. Evet. Ben 2007 yılında burada bir basın toplantısı yaptık. Hamle televizyonu geldi Muğla'dan. Orada bütün sivil toplum örgütlerini, muhtarları, herkesi topladım. O zaman aynı zamanda hem ilçe başkanı hem ilgilenen meclis üyesiyim. Dedim ki arkadaşlar, değerli basın mensupları, bizim hatalı olduğumuz bir yeri varsa bunu çekinmeden yazın. Çekinmeden bana söyleyin. Olur ki benim de hatam olur. Ve o zaman Hamle televizyonu, ben o televizyon isterseniz bir gazete küpürünü size getiririm. Olur, aynen şöyle yazdılar. Dalaman'da demokrasi kültürü. Çok güzel. Ve ben seçilen insan seçenlere hesap vermelidir. Bak çok önemli bu. Seçilen insan seçenlere hesap vermelidir. Ben size hesap veriyorum. Eğer hesabımda bir yanlışlık varsa bunu lütfen siz söyleyin. Bu görev size ait diye anlattım. Şimdi işin o ekonomik kısmına gelelim. Elbette muhtarımızın bir bütçesi yok. Sadece devletimiz 2 milyon bin lira yakın bir maaş veriyor. Ama size şunu söyleyeyim. Ben o 5 yıl içerisinde, 5 yıl ilgilenen meclis üyeliği yaptım, 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Bu dönem içerisinde size samimiyetle söylüyorum. Bunda zerre kadar yalanım yok. Havalanda bir hattım vardı, sattım. Aynı dönemde. Bütün resmi makamlarda da bunlar şeylidir. Bir de Dalaman'da daire sattım. Ve bu işin içinden çıktım. Biz bugün 2 bin lira maaş alıyorsam ben, benim cebimden en az 2 bin lira daha çıkar bu insanlar için. Biz onun isterse bugün muhtar maaşı hiç olmasın. Bizim içimizde bu güzel insanlara hizmet aşkı var. Başka hiçbir şey yok. Bu cümle inşallah bütün muhtar adaylarımıza kulaklarına küpe olsun diyorum. Üstüne alınan alınsın. Alınmayan da zaten sıkıntı yok. Musa abi ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizi kamerayla baş başa bırakacağım. Son sözü siz lütfen ekranda söyleyin. Ben şu kadarını söyleyeyim. Taşbaşı Mahallesi'ne sizin önümüzdeki hafta müsait olduğunuz bir gün lütfen haberleşelim. Birlikte gidelim. Oradaki sıkıntıları da görsel olarak alalım. Trafoyu da çekelim. Gerekli yerlere ulaştıralım. Efendim. Teşekkür ederim Sabit Bey. Ayağınıza çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Söz sizin, buyurun. Değerli Dalaman halkı, bugüne kadar 25-30 yıldan beri bizleri bağrınıza bastınız. Sizin hepinize sağcısıyla, solcusuyla, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir ayrılık değil. Yine köyümüz yakın, mahallemiz yakın, her zaman görüşeceğiz. Şunu bilin ki, herkesin ömrümün sonuna kadar hizmetindeyim. Ve bu dönemde seçilecek olan muhtar kardeşlerime başarılar diliyorum. Aynı zamanda belediye başkan adaylarıma ayrıca başarılar diliyorum. Ve bugüne kadar bizimle beraber çalışan bütün can dostlarımıza, basın mensuplarımıza, sivil toplum örgütlerimize, efendim aklımızın gelmediği bütün güzel insanlara cani gönülden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Awesome.